Taşkent'te Mayıs ayı sıcak olur. Buna rağmen bir adam kalın giysiler içinde sıcaktan bunalsa da sabretmeye çalışıyordu. Başı sargı bezleriyle sarılıydı. Ülkede savaş vardı. İki kişilik kompartmanda yanında bir de hemşire kıyafetli hanım vardı. Evleneli henüz 12 gün olmuştu. Yeni evliler yolculuk için bu günü özellikle seçmişlerdi. Tarih 1 Mayıs'tır. Ve o gün Paskalya vardı. Devlet memurları tatilde, askeri devriyelerin sayısı da az olur diyerek yola çıktılar. Neredeyse hiç paraları yoktur. Kontrol subayları yaklaşırken gözlerini kapar. Ve gözlerinin önüne Hokant'ta yaşananlar gelir. Bir savaşın içinden, dehşetin içinden kurtulmaya çalışmaktadırlar. Asker, polis, her tarafta onu aramaktadır. İhbar edene veya yakalayana 1000 ruble ödül ilan edilir. Eşi onun 2 ay saklanmasına destek olur. Ve 12 gün önce de evlenerek yolunu ve hayatını onunla birleştirir. Belki de aşktır onları koruyan. Sahte bir kimlik belgesiyle ne kadar süreceği ve nereye uzanacağı belli olmayan bir yolculuğa çıkarlar. Hokant tarihte çok az görünen bir vahşetle adeta halkın üzerinde bir kıyım yaşandı. Hamile kadınların karınları deşildi, çocuklar öldürüldü, genç kızlar öldürüldü. Erkeklere zaten hiç acınmadı. Hokant vahşeti 19 Şubat'ta başlar. Çarlığın kiralık askeri birlikleri ve Ermeni taşnak çetecilerdir vahşeti yaşatan. Belki de Hokant'ta halkı Türk olduğu için kıyıma girişirler. O da kolundan yaralanır. Hokant hükümetinin başkanı olarak hayatını kurtarmak ve mücadeleye devam etmek için şehri terk etmekten başka hiçbir yolu kalmaz. Yaşadığı sürece gözlerinden hiç kaybolmayacak o dehşet görüntülere bakarak çıkar şehirden. Hokant muhtariyetinin de idarecilerindendi ve Hokant'ta yaşanan vahşeti bizzat gördü ve bunun sorumlusu olarak, hükümetin sorumlusu olarak halkla birlikte bu vahşeti yaşadı. Hokant muhtariyetinin ilanından sonra askerleri taşnak çetecilerinden de bir grupla birlikte Hokant'a saldırdılar. Hokant hükümetinde, ilan edilen Hokant hükümetinde önce Maliye Bakanı, sonra devlet başkanlığı yapmış. Zor şartlar altında Hokant şehrinde kurulan muhtariyeti de Türkistan muhtariyeti olarak adlandırılmasında Çokay'ın büyük hizmetleri vardır. Türkistan kavramını yeni boyutlar kazandırdı. Hokant hükümeti maliyesini, polis ve ordu teşkilatlarını kuruyordu. Türkistan'ın önce muhtariyeti, sonra bağımsızlığı hedefleriydi. Hokant'tan ayrılsa da mücadelesi bitmez. Gazetelere takma isimlerle yazılar yazar. Okuyanlar yazıların kime ait olduğunu bilirler. Polis de bilir. Başına ödül konur. O aldırmaz. Eşi de aldırmaz. Önce onu saklar, sonra evlenir ve ömrünü de yolunu da birleştirir onunla. O her şeyi planlar. Treni, Paskalya'yı, başındaki sargıları ve özel hemşire kıyafetlerini. Artık yalnız eşi değil onun, Türkistan mücadelesinin de en büyük yardımcısı olur. Onlar Çokay ailesidir artık. Mustafa ve Maria Çokay. Mustafa Çokay, Türkistan Milli Davası'nın en sadık neferlerinden birisi, liderlerinden birisi. Çokay gençliğinden itibaren Türkistan Milli Hareketi'nin içerisine katılmış
ve Rusların Orta Asya'da yaptıkları, Türkistan'da uyguladıkları sindirme politikalarına hep karşı çıkmıştır. Mustafa Çoköyoğlu bir Kazak Türk'ü. 1890 yılında Akmescid'de doğmuş, Kazakistan'ın Akmescid'inde doğmuş. Tren doğduğu ve yetiştiği Akmescid istasyonuna doğru yaklaşırken heyecanı artar. İstasyonda bir tanıdık görmek için dua ederken çocukluk arkadaşını görür. Hemen onu trene çağırır ve annesi ve akrabalarına haber gönderir. Bir de hiç parasının olmadığını söyler. Arkadaşı tren kalkmadan bir yerlerden 500 ruble bularak ona verir. Moskova treniyle kuzeye doğru ilk yolculuğu yıllar önce üniversite okumak için olur. Bu şehre en son bir yıl önce babasının vefatı vesilesiyle gelmişti. Köyünü, annesini ve akrabalarını düşünür. Okuduğu hukuk fakültesi dolayısıyla çarlık hukukuna da hakim olmuştu. Hem halkının bireysel meselelerine hem de milli meselelerine sahip çıkan bir aydın olarak halk tarafından çok benimsenen, sevilen bir isim haline geldi. Petersburg onun yalnızca okuduğu şehir değildi. Siyasi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı merkezdi. 1916 yılında Alaş Hareketi lideri Alihan Bökeyhan'ın girişimleriyle Kazak Gazetesi'nin mektubu ile Devlet Duması'na yani meclise bağlı büroda çalışmaya başlar. Çalışma arkadaşı Başkurt Türklerinden Zeki Velidi Togan'dır. O günlerden itibaren siyasi tavrını demokrat olarak belirleyecektir. O da Rusya Duması'nda Müslüman fraksiyonunda danışman, bir nevi sekreter olarak görev yapmış. O zaman Rus siyaset camiasını yakından tanımış. O zaman Rusya'da değişik siyasi partiler vardı mecliste. İlk dostluklarını Avrupa'daki hayatın süresince değerlendirmiş. Petersburg'da kalabilirdi ve geçici hükümette Kerenski'nin yanında bir bakanlık makamına erişebilirdi. Fakat o Türkistan'ı tercih etti. Çar'ın düştüğü haberini meclisteki Müslüman milletvekillerine arkadaşı Zeki Velidi ile birlikte verirler. Rusya'da zaman hızlı akmaya başlar. Çokay, Orenburg'da toplanacak kurultaya katılmak üzere yola çıkar. Açılış konuşmasının Alaş lideri Alihan Bökeyhan'ın yaptığı kurultayda Münevver Kari Abdurraşit Hanov konuşmasıyla delegeleri etkiler. Yine Vakit gazetesi başyazarı Fatih Kerimi'nin konuşması da takdir toplar. Orenburg'da gerçekleşen Kazak kurultayı, Türk halklarını birleştiren ve onların sarsılmaz birliğini ortaya koyan bir şölene dönüştü. Onların bazılarıyla uzun süreli işbirliği yapmış. Çokayoğlu da Kazak olması bakımından Kazakların 17'den sonraki yaptığı kurultayda önemli kararlar alınmasını sağlamış. Mustafa Çokay Türkistan Milli Bölgesi'nde, hatta bunu İdil Ural'a kadar uzatmak mümkün, bütün milli hareketlerle teması olan ve onlarla irtibatı olan aydınlardan birisiydi. Sadece Orta Asya değil, Doğu Türkistan, Güney Türkistan ve onun haritasının nerelere kadar uzandığını Mustafa Çokay çok net bir dille ifade ediyor. Ve bu Türkistan'ın tekrar birleşmesi için bağımsızlık ve devlet olabilmek için ne kadar lazım olduğunu sadece düşünceleriyle değil, verdiği mücadeleyle de ispat ediyor. Orenburg kurultayını 16 Nisan günü Münevver Kari Abdurraşit Hanov başkanlığında Taşkent'te düzenlenen Türkistan Müslümanları kurultayı izler. Çokay da oradadır.
yaşanan olaylar Mustafa Çokay'ı bölgenin en etkin teşkilatlarından Şura-i İslam'ın başkanlığına getirir. Şura-i İslam Teşkilatı 8 Aralık 1917'de 4. Türkistan Müslümanları Kurultayı'nı toplar. Mustafa Çokay'ın başkanlığındaki kurultay 250 delege ile Türkistan Milli Muhtariyetini ilan eder. Çokay, Türkistan'ın özerklik ilanı başlıklı kurultay kararını okur. Salon, "Yaşasın Türkistan Muhtariyeti" sloganıyla inler. Mustafa Çokay hem Alaş Muhtariyetinin bakanıydı, hem de Hokant Muhtariyetinin bakanıydı. İki hükümetin de aynı zamanda bakanlığını yürütüyordu. Alaşur'da hükümetinde bakanlık, hatta başkanlık düzeye erişebilirdi. Fakat Mustafa Çokay yine Büyük Türkistan için mücadeleyi tercih etti. Mustafa Çokay ilk hükümette Dışişleri Bakanı'dır. Ardından Hokant Milli Muhtariyeti'nin hükümet başkanı olur. Türkistan ceditçilerinin önderlerinden Abdurrauf Fıtrat, Semerkant'ta çıkan Hürriyet gazetesinde şöyle yazar. Türkistan Türk'ünün kanını kaynatacak, imanını arttıracak bir güç varsa o da bu sözde mevcuttur. Türkistan Muhtariyeti. Aynı günlerde Semey merkezli Alaş Orda hükümeti ilan edilir. Çokay o süreçte de etkili olur. Bütün Türkistan halkı muhtariyetleri coşkuyla karşılar. Bolşevikler yanlarına bölgedeki taşnak Ermeni çetecilerini de alarak 19 Şubat'ta Hokant'a saldırırlar. Saat 12'de tüfek seslerine top sesleri karışır. Hokantlılar ellerine geçirdikleri silahlarla meydanlara dökülür. Başlangıçta şehri terk etmek istemez ama yapacak bir şey kalmaz. Ve diğer hükümet üyeleriyle birlikte Hokant'tan ayrılırlar. Şimdi Aktöbe'ye doğru yol alan trende gözlerini kapattıkça Hokant'ta yaşanan vahşet gözlerinin önüne gelmektedir. Hokant hakimiyetinin yıkılmasından sonra trajik kaderi başlıyor. Hokant'ta büyük bir vahşet uygulanıyor. Zorluklardan yılmayan Mustafa Çokay için mücadelenin yeni bir evresi başlar. Tren Aktöbe'de kalır. Beyazlar ve Kızılların çatışmaları nedeniyle yolcular trenden indirilir. Mustafa Çokay, Türkistan mücadelesinin liderleriyle istişareler yapar. Orenburg, Samara ve Ufa şehirlerindeki çalışmalarından sonra Türkmenleri teşkilatlandırmak için Aşkabat'ta Şubat 1919'da Türkistan Kurucu Meclisi'ni oluşturma komitesini kurar. O günlerde Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını karara bağlamak için Versailles Barış Konferansı toplanır ve Çokay komite adına konferansa bir telgraf çeker. Türkistan halklarını ancak kendi temsilcilerinin ifade edebileceğini söyler. Buhara emirinin temsilcilerine de iç mücadeleleri terk etme, birlik çağrılarını yapar ama umduğunu bulamayınca oradan da ayrılır. Ama yanında eşi yoktur. O da iç mücadelede başarılı olamayınca hayatını kurtarmak üzere uzun maceralardan sonra Tiflis'e gelmiş. O zaman Gürcistan henüz Sovyetler eline geçmemişti. Orada da komünistlere muhalif olan Menşevik iktidarı vardı. Burada uzun süre gazetecilik yapmış. Yolculuğun tehlikesi sebebiyle eşini Aşkabat'a götürmez.
hanımı. Arkasından o da çok maceralı bir yolculukla Orta Asya'ya geçerek Hazar Denizi'nden Bakü'ye, Bakü'den de demir yoluyla Tiflis'e gerek eşiyle buluşmuş. Taşkent'ten ayrıldıktan sonra Mustafa Çokay'ınla beraber bütün kaderini, bütün zorluklarını paylaşan bir eş ve onu Paris'e kadar takip ediyor. Bakü'de, Tiflis'te, İstanbul'da beraber oluyorlar. Çoğu zaman Mustafa Çokay önden gidiyor. Tiflis'te mücadeleye devam eder. Onun mücadele yollarından biri basındır. Ve nitekim Tiflis'te değişik dergi ve gazetelerde yazılar yazar ve Yeni Dünya adında bir gazete yayınlar. Tiflis'te Kızıllar tarafından işgal edilince orayı terk etmek zorunda kalırlar. Bu sefer önce eşi bir gemiyle Batum'a kaçar, ardından Mustafa Çokay trenle giderek 4 gün sonra eşini bulur. Ve bu yolculuk İstanbul üzerinden Paris'e kadar uzanacaktır. 5 ay kadar süren İstanbul hayatının ardından yapılan istişarelerle Türkistan mücadelesine Paris'te devam etme kararı alınır. İstanbul'daki bütün dostları onu uğurlamak için limana gelirler. Onun Türkiye ile ilgili görüşleri de çok ilginçtir. Mustafa Çokay, dünyadaki her bir Türk'ün 2 vatanı var. Birisi doğduğu ülke, büyüdüğü doğduğu ülke, ikincisi mutlaka Türkiye'dir diyor. Ve Türkiye'ye her dünyadaki her Türk'ün bir vatanı olduğunu söylüyor. Dünya çapında düşünülebilen birisidir. Onun için Mustafa Çokay muhacirete çıkmayı tercih etti. Öncelikle Amerika'ya gitmeyi istedi fakat ihanete uğrayınca da Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da uzun yıllar Türkistan davasını diri tutuyor. Mustafa Çokoyoğlu yine deniz yoluyla Avrupa'ya geçmiş ve Fransa'ya, Paris'e yerleşmiş. Tabii kaynakları yok, birikimleri yok, paraları yok ama çevreleri var. Mustafa Çokoyoğlu eşinin de büyük desteğiyle o ilk sıkıntılı günleri geçirmiş. Eşinin mutfak konusundaki becerisiyle Rus yemekleri yapıp satmaya karar verirler. Fakat yemekler için malzeme alacak paraları da yok. Eşi hatıra kitabında ellerinde kalan son parayla gazeteye ilan vererek Rus usulü yemek verileceğini ilan ettiklerini ve yemeğin kişi başı o zamanki parayla 5 frank olacağını ilan ettiklerini söylüyor. O dönemde Paris 1917 ihtilalinden kaçan pek çok Rus aydınla dolu. Bunların sayısı çok yüksek ve onlar Rus yemeği hazırlayan restoranlar bulamıyorlar. İlanla bir müşteri sipariş verir ama onların yemek malzemesi alacak sermayeleri bile yoktur. Ve ilk gelen misafirden 10 frank ödünç paralar çünkü ellerinde hiç para kalmamış. O 10 frankla çarşıya çıkarak ertesi günkü öğle yemeği için gerekli malzemeleri satın almıştır. Ve bu şekilde eşi yemek pişirerek bazı günler evinde 25 kişiye kadar öğle yemeği vermek suretiyle onlardan kazanılan parayla, tabii eşinin yardımıyla, Mustafa Çokoyoğlu o arada çalışmalarını sürdürmüşler. Bu ev restoran, daha sonra Mehmet Emin Rasulzade, Ali Merdan Topçubaşı gibi Türk dünyasının önde gelen liderlerini de ağırlar. Mücadelenin mekanı artık Paris'tir. Mustafa Çokay sadece Türkistan Birliği'nin mimarı olarak görmek yetersizdir. O büyük Türk dünyasının birliğini de
hayal etmektedir. Bunun için mücadele vermektedir. Mesela o her sene Azerbaycan'ın Cumhuriyet gününde katılmıştır ve konuşma yapmıştır. Hatta Azerbaycan'ın milli bayramında Mustafa Çokay şu teklifi öneriyor. Hazar bizi bölmüyor, bizi birleştiriyor. Ve belki Azerbaycan'ın milli günü Türk dünyasının birliği günü olmalıdır. Azerbaycan, Türk dünyasının batıdaki ve doğudaki Türk dünyasını birleştiren bir unsur diyor. Paris'te birkaç tane Rusça gazete çıkıyordu. Mustafa Çokay kendi mücadelesini halka ve batı kamuoyuna anlatmak için bu gazetelerde yazıyordu. Diğer yandan İstanbul'da da Yeni Türkistan dergisinin yayınına başlar. İstanbul'a gelen ve Türkistan Milli Hareketi'nden İstanbul'da hayatını devam ettirmek zorunda kalan Zeki Velidi gibi aydınlarla birlikte bir dergi çıkarıyorlar. Ve bu dergi Arap harfleriyle uzun süre yayın hayatını devam ettiriyor. Tabii nihayetinde Promete'nin, Polonya önlerindeki Promete Teşkilatı'nın kurulması ve bu teşkilatın organı olarak Paris'e yayınlanmaya başlanan Promete dergisindeki makaleleri çıkmak suretiyle bu teşkilatın sağladığı imkanlarla, maddi imkanlarla biraz rahatlamış. Onun mesela Polonya Başkanı Pilsudski ile özel dostluğu veya çeşitli Avrupa ülkelerindeki temasları Mustafa Çokay'ın Orta Asya coğrafyasından çıkıp Avrupa düzeyinde hatta dünya düzeyinde kendini gösteren ilk politikacı diyebiliriz. Mustafa Çokay pek çok gazete ve dergide yazdı. Pek çok gazete ve dergi yayınladı ama onlardan en uzun ömürlü olanı Yaş Türkistan'dı. Çokay'ın adıyla özdeşleşen bir diğer dergi ise Jazz Türkistan. Jazz Türkistan uzun süre Sovyetler Birliği ile Batı'da mücadele eden, en etkin mücadele eden yayın organlarından birisi oluyor. Kalemi çok güçlü, kendisi yazardır, birkaç dil bilmektedir, sürekli konferanslar vermektedir ve kendisini bilimsel açısından da çok geliştirmektedir. Yazdığı yazılar her zaman delille dayandırmaktadır. Mesela Sovyetler Birliği'nin Orta Asya, Türkistan'da uyguladığı politikaları sadece kınamıyor. Somut örneklerle, delillerle açıkça gösteriyor ki bir soykırım yapılmaktadır. 1929'dan itibaren 39'a kadar 116 sayı çıkan Yaş Türkistan, yani Genç Türkistan dergisini çıkarmış. Yaş Türkistan dergisi Arap alfabesiyle çıkan bir dergi. Genç Türkistan demek ama Türkçesi, yani derginin yayın dili Çağatay Türkçesi. Yani normal Anadolu Türkçesi ile Orta Asya Türkçesinin bir karması, anlaşılır bir lisan. Çokayoğlu Paris'ten bu dergiyi yönetmiş. Derginin çıktığı yer Berlin. Yeni Türkistan kapandıktan sonra bütün ağırlığını Yaş Türkistan dergisine verir. Onun iki tane büyük yardımcısı var. Birisi sonra Türkiye'ye gelip profesör olan Tahir Çağatay. Sosyoloji doktorası yapmış Özbek. Yine başka bir Özbek doktor Abdülvahap Oktay. O da tıp fakültesinden mezun olmuş. Nisaiye uzmanı o da gelmiş. İstanbul'da 1968 hayatını tamamlamış. Bu ikisi Çokayoğlu'nun en büyük yardımcıları. Mustafa Çokay eski teşkilat arkadaşlarından haberler alıyor ve bunları Jars Türkistan'da yayınlıyor. Türkistan'daki Sovyet baskısını, Türkistan'daki kıyımları, Türkistan'daki mezalimi Jars Türkistan sayfalarına taşıdıkça
Doğrusu Sovyet idarecileri de çılgına dönüyorlar. Milletlere karşı bir soykırım yapılmaktadır. Bunu açıkça gösterebildiği için dünyanın nazarını, Avrupa ve diğer ülkelerin nazarını Türkistan'daki soykırıma çekebiliyor. Dolayısıyla Mustafa Çokay'ın kaleminden Sovyetler Birliği çok korktu. Çokay mücadelesini yalnızca gazete ve dergiler aracılığıyla sürdürmez. Kendisi gibi muhacerette istiklal mücadelesi veren Türkistanlı, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının her yerinden gelen liderlerle komiteler kurar, ortak çalışmalar yapar. Onun mücadelesi batıda etkinleştikçe Sovyetler bazı aydınları Çokaycılıkla suçlayıp idam etmeye başlar. İkinci Dünya Savaşı pek çok insan gibi Çokayların hayatını da etkiler. Nazi Almanyası Sovyetlerle savaşa başlar ve bu savaş Sovyetlerin terkibindeki Türk halklarını da derinden etkiler. Mustafa Çokay çok iyimser bir politikacıdır. Çünkü vatanı esaret altında, kendisi yurt dışında, Sovyetler Birliği her gün güçlenmektedir. Ancak Mustafa Çokay bu iyimserliğini kaybetmiyor. 1936'da kaleme aldığı bir makalesinde şunu diyor: bugün Sovyetler Birliği güçlü ama bir gün dağılacak. Dağıldığı zaman bizim ülkelerimizin bağımsızlığını, devlet yapısını güçlendirecek elemanlara ihtiyacımız var. Onun için Sovyetlerin mektebinde bizim balalarımız, bizim çocuklarımız iyi eğitim almalı. Ve bu Sovyetler Birliği'nin içerisinden çıkan milli kadrolar bizim devletimizi kuracak diyor. Sovyetler Birliği ordusunda yer alan ve Almanya'ya esir düşen çok sayıda Türk kökenli askerler var. Ve bu askerler ilk zamanlar sünnette oldukları için Yahudi olarak değerlendiriliyorlar ve kurşuna diziliyorlar. Daha sonra bu esirlerin Türk oldukları anlaşılıyor. O günlerde Çokayların Paris'teki evlerinin kapısı çalınır. Gelenler Nazi askerleridir. Mustafa Çokay faşizme karşı olmuştur ve bunu özellikle 39-40. Yıllarda yazdığı makalelerini biz açıkça görebiliyoruz. O Stalin ne kadar tehlikeliyse Hitler de o kadar tehlikelidir. Mustafa Çokay olmanın 1941'de Almanlar Ruslara saldırdıktan sonra Fransa'da yaşadığı eve Alman askerleri gelmiş ve onu Almanya'ya götürmüşler. Eşi çok korkmuş, acaba hapse mi atacaklar diye. Almanların yeni planı vardır. Çok miktarda Kızıl Ordu'dan esir aldıkları için bu esirlerle ilgili çalışma yapmak istiyordu Almanlar. Aralarında çok miktarda Türk gruplarına mensup olanlar vardı. Bunlarla konuşabilecek bu mahalli lehçeleri bilen insanlara ihtiyaç vardı. Hem de bu kişi askerlerin kendilerine lider olarak görebilecekleri ve ismini önceden bildikleri birisi olmalıydı. Bolşeviklere karşı olduğu gibi Nazilere de karşı olan Mustafa Çokay bu durumdan çok rahatsız olur. Çokayoğlu Almanların teklifini tabii önce kabul etmemiş ama sonra çıkış yolu olmayı görünce kabul etmiş ve heyetler halinde bu Türk esirlerin bulunduğu kamplar ziyaret edilmiş. Hokant faciasının görüntüleri yıllarca gözünün önünden gitmeyen Çokay, Nazi esir kamplarındaki askerlerin halini görünce çok üzülür. Yıllardır istiklalleri için mücadele ettiği insanların bu tarif edilemeyecek durumdaki açlık ve sefalet görüntüleri onu perişan eder. Türkistan'ın bu çilekeş evlatlarının durumunu görmek için bu askerlerle beraber Almanya'ya
geliyor. Burada esir kampındaki Türkistanlı askerlerin halini görünce çok üzülüyor. Çünkü onlar insanlık dışı şartlarda esir kamplarında yaşıyorlar. Hastalara ilaç verilmiyor, giyimlerine bakılmıyor, gıda ihtiyaçları düzgün karşılanmıyor. Çokay çok etkileniyor. İkinci Dünya Savaşı başladığı zaman real politikacı, gerçekçi olduğu için Mustafa Çokay tutsaklarla görüşüyor, Almanlara esir düşen Türkistanlılarla görüşüyor, onların eğitim almalarına yardım ediyor fakat şüpheli bir ölümle vefat ediyor. Heyetlerdekilerin ısrarla esirleri aralarında mesafe bırakması yönündeki uyarmalarına rağmen o çok samimi olarak onlarla ikili ilişkilerde bulunmuş ve tifüs mikrobu kaparak 1941 yılının Aralık ayında Berlin'de, 27 Aralık'ta Berlin'de vefat etmiş ve oradaki Müslüman mezarlığına gömülmüş. Tahir Çağatay ve Abdülvahap Oktay, Çokay'ın 60. yaşı vesilesiyle 1950 yılında bir kitap yayınlarlar. Daha sonra hakkında yapılan tezler ve yayınlar birbirini izler. Eşi de hatıralarını kaleme alıp ölümsüzleştirir. Zalimler evinden zorla alıp götürseler de onu hep kalbinde yaşatmaya devam eder. Kazak halkı ve Türkistanlılar da öyle. Bugün de hem memleketi Kızılorda'da hem Kazakistan'da büyük saygıyla anılıyor. Kazakistan'ın bağımsızlığından hemen sonra Jazz Türkistan dergisini Kazak aydınları tekrar yayınlamaya başladılar. Çokay'ın Türkistan düşüncesi günümüz itibariyle önem kazanmaktadır. Çünkü günümüzde Orta Asya'daki ülkeler bağımsızlıklarını kazandı ve 30 yıl içerisinde bayağı mesafe kat ettiler. Ancak günümüzde kurulan Türk Konseyi ve örgütler olsun, uluslararası kuruluşlar ve Orta Asya'daki bu ülkeler arası işbirliğinin artması bu coğrafyada halkların ve ülkelerin bir olması gerektiğini göstermektedir. Şimdi ve sonsuza dek onun adı ve ruhaniyeti bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerinin üzerinde bir manevi bayrak gibi dalgalanmaya devam ediyor.